Hikaye milattan önce 3000 yılında başlıyor. Bir Amazon kraliçesi şu tepeye çıkıyor, limana bakıyor ve şehri burada kurmaya karar veriyor. Gel zaman git zaman tarihin babası Homeros diyor ki gök kubbenin altında görebileceğiniz en güzel şehirdir orası. Sonra Aristo hızını alamıyor. İskender'e diyor ki orayı görmeden gidersen eksik kalır. Sonra dağlarında çiçekler açıyor. Altın güneş orada sırmalar saçıyor. Aynen öyle. İzmir'deyiz. Ha bir de Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin bulunduğu 20 şehirden biri. Sebebi ziyaretimiz de tam da bu. Şimdi gideceğiz. Merkezin koordinatörü ev sahibimiz Burcu Hanım'la tanışacağız. Gerisini de ona bırakacağız. Burcu Hanım. Hoş geldiniz Ömer Bey. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ama bu ofiste ben Avrupa Birliği Genel Merkeziyim diyor. Yani diyor mu? Bilgi merkezi. Pardon, genel merkezi de olabilir belki ama. Şu karikatürler falan hakikaten burası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi diyor. Ne güzel ofis burası. Sevimli bir ofis. Konak ayaklarınızın altında. Evet. Ne yapıyoruz bugün Burcu Hanım? Bugün sizinle birlikte bir vapur keyfi yapıyoruz. Vapurda da hem İzmir Bilgi Merkezi'nin yaptığı etkinliklerden söz ederiz. Ardından konservatuar öğrencilerinin oluşturduğu koroyla buluşuyoruz. Onlar şu an bizim için çalışıyorlar. Bize güzel bir program hazırladılar. Sonrasında dinlemeye mi gidiyoruz? Biz de söyleyecek miyiz? Biz de söyleyeceğiz. Söyleyelim ya. Bir Ege türküsü söyleriz yani. Tamam. Sonrasında biraz da İzmir turu yapıp Darümenana Sokağı, asansör gibi. İniyor muyuz, çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Ne bekliyor bizi yukarıda? Yukarıda bizi güzel bir manzara bekliyor. Ona hiç şüphe yok zaten. Her yerde manzara güzel. Sonra? Sonrasında İzmir'de 2002 yılından buraya kadar 1590 tane proje yürütülmüş hemen hemen. O projelerden birini ziyaret edeceğiz. Tamam. Onlarla buluşacağız. Projelerinde ne yaptıklarını bizimle paylaşacaklar. Hem de yerinde görmüş oluruz projeyi. Tamam, hadi bakalım. O zaman bir kahve içelim, sonra yollara düşelim, olur mu? Gün doğdu bir sonraki meydan. Karşıyaka anıtı. Ya onun aslında hikayesi bütün Karşıyakalılardan para toplanarak yapılmış falan bir anıt o. İzmir'e gelip de deniz havası almamak olmaz. Gezi programımızda vapurla Alsancak'tan Karşıyaka'ya geçiş de var. Şimdi İzmir'de Avrupa Birliği Bilgi Merkezi en eskilerden biri galiba, doğru mu biliyorum? En eskilerden biri, 96 yılında 3 tane bilgi merkezi kuruldu Türkiye'de. İzmir, Antep, Gaziantep ve Diyarbakır merkezleri 96 yılından bu yana İzmir'de çalışmalarına devam ediyor. Nedir bu çalışmalar? Ne yapıyor? Şöyle, bilgi merkezinin kaynaklarından yararlanmak isteyenlere yardımcı oluyor. Araştırmacılara destek veriyor. Yayın ve dokümentasyon desteği veriyor. Aynı zamanda birçok etkinlik yapıyor Avrupa Birliği Bilgi Merkezi. O etkinliklerle hem Avrupa Birliği'ni, hem İzmir Bilgi Merkezi'ni, hem bilgi ağını tanıtmak ve farkındalığını yükseltmek için çalışıyor. Mesela bu etkinlikler kapsamında Kadınlar Günü'nde bir çalışma yapıldı, bir organizasyon yapıldı. En iyi örneklerimizden biri bu sene aslında Avrupa Kültürel Miras Yılı kapsamında Gençlik Forumu düzenledik. Hı. Nisan ayında. Aziz Mikolaos Kilisesi'nde, şimdi kültür merkezi tabii, hı hı, Sunay Akın'ın da konuşmacı olarak katılımıyla ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenledik. Geçtiğimiz Aralık ayında aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ticaret politikasını anlattığımız büyük bir etkinliğimiz gerçekleşti. Hı hı. İnsan Hakları Haftası nedeniyle yine insan haklarına dair fotoğraflardan oluşan bir sergi ve konser etkinliğimiz gerçekleşti. Burada yine İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde çok yoğun, kalabalık bir kitleye ulaşan. Peki ben bir İzmirli olarak, diyelim üniversite öğrencisiyim veya herhangi bir sektöre yeni atılmış bir gencim, sizin kapınızı tıklayıp gelebilir miyim? Tabii ki. Bir fikrim varsa size danışabilir miyim? Tabii ki. Her zaman. Telefonla da ulaşılabilir, e-mail'la da. Merkezin kapısı zaten her zaman herkese açık. Özellikle Avrupa'da bir proje yapmak istiyorsam tabii ki, veya bir zaman konunun Avrupa'da nasıl işlediğini öğrenmek tabii istiyorsam ki, bana
bilgi veriyorsunuz, danışmanlık veriyorsunuz, işin doğrusunu anlatıyorsunuz. Tabii ki her zaman açık bilgi merkezinin kapıları. Harika. Peki Avrupa Birliği, merkez dışında Avrupa Birliği ne gibi etkinlikler yapıyor İzmir'de? Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu bizim bilgi merkezimiz haricinde de tabii çok çalışıyor. Yine Avrupa Birliği birçok projeye İzmir'de de destek veriyor. 2002'den bu yana aşağı yukarı 1590 proje desteklenmiş İzmir'de. Bu projelerin desteklenmesi, Avrupa Birliği kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi, bunların hepsi tabii çok büyük bir çaba sonucu gerçekleşiyor. Ne kadar çok çalışıyorsunuz, yerinizde duramıyorsunuz. Duramıyoruz, AB yerinde duramıyor. Ben olsam bu kadar çalışabilir miydim bilmiyorum. Çalışırsınız, çalışırsınız AB. Dario Moreno. Ve evi. Ve evi. Ve diyor ki, İzmir tatlı ve sevgili şehrim. Bir gün şayet senden uzakta ölürsem beni sana getirsinler. Fakat mezarıma götürürken öldü demesinler. Uyuyor desinler. Koynumda tatlı İzmir. Nasıl bir İzmir sevdası? Sen İzmir'den kalk, Fransalara git, dünyaya açıl, dünya çapında bir star ol ama... Gönlünde yatan aslan. Gönlünde yatan aslan İzmir. Ve bu güzel asansörde onun mahallesi. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Canım Dilber şehir, güzel sevgili İzmir. Diyoruz Vallahi. Ve asansörden yukarı. Dario Moreno'ya saygıyla. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Nasılsınız? Gökay Bey değil mi? Evet, Gökay. Burcu Hanım, merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi Burcu Hanım, Yaşar Üniversitesi kampüsüne getirdi bizi. Çünkü Avrupa Birliği'nin en çok desteklediği kurumlardan biri de üniversiteler, öğrenciler ve onların hareketlilikleri. Ama ben detaylarına girmeyeyim. Çok güzel projeler var burada. Sahipleri de burada. Sahiplerinin sesinden dinleyelim. Bizzat yerinde. Şimdi bol bol proje yapıyorsunuz. Bu projelerden biri özellikle bizim için çok önemli. Bilimle ilgili yaptığınız proje bize biraz anlatır mısınız? Yani bilim birleştirir projemiz. Evet. Kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle üniversitemizin Avrupa Birliği Araştırma Uygulama Merkezi, üniversitemizde hocalarımızın katkılarıyla yürütülen bütün AB fonlu projelerden sorumlu. Bu kapsamda Ufuk 2020 programının çok güzel bir olanağı var. Bilim geceleri düzenlemenize izin veriyor. Bu program nedir bu arada Ufuk 2020? Ufuk 2020 altında Avrupa Araştırmacılar Gecesi diye bir program var ama bizim başvurduğumuz. Bunun dışında çok fazla başvuru olanağı olan fon türleri var programın altında. Ana amacı dahil olan ülkelerde Avrupa'da araştırmayı arttırmak, teşvik etmek ve bilimsel üretimi daha fazla üst seviyelere taşımak için çalışmalara katkı sağlamak, fon desteği sağlamak. Neydi projenin hedefi? Genel olarak programın hedefi bilimi farklı kitlelere ulaştırmak. Sadece üniversitelerin kampüsü içerisinde kalmasını engellemek. Harika. Peki gerçekten bir değişim yarattığını gözlemleyebildiniz mi? Bizim için sevindirici olan nokta katılımcı kitle arasında anaokul öğrencileri de vardı. Öyle mi? Evet, ebeveynler de vardı. Çünkü her yaş grubuna hitap eden faaliyetler düzenledik. Şöyle bir noktadan yola çıktık. Bir öğrencinin bile hangi yaş grubundan olursa olsun aklına bilimle uğraşmayı koyarsak ileride bu bizim için projenin amacının başarıldığının kanıtlarından bir tanesi olur. Ve birçok öğrenciden bu yönde dönütler aldık. Peki Avrupa Birliği ile başka nasıl projeler yapıyorsunuz? Erasmus Plus altında Avrupa çalışmalarına yönelik ilgiyi artırmak amacını taşıyan, kısaca anlatmak gerekirse, bir program türü var. Jean Monnet başlığında. Bu alanda da üniversitemiz en aktif üniversitelerden bir tanesi. Her yıl bir modül projemiz kabul oluyor son 5 senedir. Yaz okulları düzenleniyor. Öğrenciler için Avrupa çalışmaları alanında farklı disiplinlerle işbirliği halinde dersler açılıyor. Çok fazla büyük bir çeşitlilik var fon kaynaklarında. Bu kapsamda bizde üretilen projelerde hocaların ilgi alanları da farklılaştıkça ayrı alanlardan bu çeşitliliği yansıtacak şekilde farklılaşıyor. Burcu Hanım, İzmir güzel projelerle Avrupa Birliği'nin imkanlarının hakkını veriyor. Bunlardan birinin sorumlusu da sizsiniz değil mi? Evet. Neydi o proje, anlatır mısınız biraz? Projemiz Erasmus Plus programı kapsamındaki gençlik programı içerisinde yer alıyordu. İsmi Create, Act, Manage, yani oluştur,
uygula ve yönet. Projenin amacı gençlerin kendi yaptıkları küçük çaplı gençlik projelerinde hem proje yönetimini hem de yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için çeşitli workshoplar düzenlemekti. Projemize 11 Avrupa ülkesinden yaklaşık 30 gençlik çalışanı katıldı ve bir hafta boyunca kendi projelerini yaratıcılık ile birlikte oluşturmaya çalıştılar. Projemizin sonunda ise oluşturulan 4 gruptan çıkan 4 projeyi üniversitemizin akademisyenleri değerlendirerek kendilerine çeşitli dönütler sağladılar ve projelerini geliştirebilecekleri bir takım önerilerde bulundular. Emre Hocam, hep diyoruz ki Avrupa Birliği için üniversitelerin yeri ayrı ve burada kastedilen sadece işte Erasmus Plus hareketliliği değil ama aynı zamanda farklı farklı projeler ve siz enerji sistemleri mühendisliği bölümü olarak Çok faalsiniz bu konuda, canlı örneği olarak. Sizden biraz bir projeleri dinleyebilir miyiz? Avrupa Birliği ile ortak neler yapıyorsunuz? Tabii ki. 2012 yılında başladık aslında burada enerji sistemleri mühendisliği bölümüne. O zamandan beri 3 tane büyük projeyi başarıyla tamamladık. Avrupa Birliği destekli araştırma projeleriydi bunlar. Bir tanesi RealCoop diye 3 değişik yenilenebilir enerji teknolojisini kullanılan, elektrik üretimi için kullanılan 15 ortaklı bir büyük projeydi. Burada University of Porto, Porto Üniversitesi başı çekti. Biz Yaşar Üniversitesi olarak Türkiye'deki tek ortaktık. Üniversitemize yaklaşık 7 kW'lık bir tane güneş enerjisi santrali, fotovoltaik güneş enerji sistemi kurduk. RealCoop projesi kapsamında geliştirdiğimiz ve binamıza kurduğumuz fotovoltaik sistem de burada. Yaklaşık 7.4 kW'lık bir kapasitesi var. En fazla da şu ana kadar 2016 yılında devreye aldık, Şubat ayında. 2,5 senedir devrede. Çok yüksek kapasite değil aslında. Çok yüksek sayılmaz. Evet. Gördüğünüz gibi çok alan kapsıyormuş gibi ama genellikle fotovoltaik sistemlerde zaten böyledir. Yani yüksek oranda güç üretmek istersek geniş alanlara ihtiyaç duyuyoruz. 4 kW civarı, yani bir evin yaklaşık en fazla tepe yükünü karşılayacak kadar, 1-1,5 evin elektrik üretiyor burası. Çok fazla ölçüm alıyoruz biz bu sistemde. Öğrencilerimiz için de aynı zamanda bir laboratuvar görevi görüyor bu fotovoltaik sistem. Bunu binamız için de kullanıyoruz. Binamızın kesintisiz güç kaynağını besliyoruz bununla, küçük bir kısmını. Ve bizim için kesintisiz 2,5 yıldır elektrik üretiyor. Onun dışında diğer projemiz Eco Shopping projesiydi. Bu alışveriş merkezlerinde ya da büyük ticari binalar diye de genelleştirebiliriz. Enerji verimliliği üzerinde bir proje. Binalarda ısıtma soğutma sistemlerini, aydınlatmayı, yalıtımı, değişik kullanım durumlarını gözeterek en etkili şekilde enerjiyi nasıl kullanabiliriz üzerine. Son olarak tamamladığımızda Maris Golgoska Curie Fellowship projesi olarak bireysel burslar kapsamında Avrupa'ya dönen, Avrupa içi hareketliliği sağlayan bir proje. Sayenizde hem öğrencilere, hem İzmirlilere, hem çevreye tam destek diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Programımızda bu hafta Ege türküleri dinleyeceğiz. Müzisyenlerle buluşmak için kordon boyundan daha iyi bir seçenek olamaz diye düşündük. Mest olanlar var gördüğünüz gibi. Biri ben, biri de arkadaş. Çok teşekkür ederim. Artık İzmir'in havasından mı, türkülerden mi bilmiyorum ama biraz ayıltalım mı arkadaş? Ne söyleyelim? Mendilimin ucuna sakız bağladım. Sakız Urla yöresine ait. Yine İzmir'in çok güzel ilçelerinden bir türkü. Hadi. Onu söyleyelim. Hadi söyleyelim. Oh,
dilimin ucuna sakız bağladım sakız. Doğru söyle sevdiğim sever misin başka kız? Dinle o yârim ayrılık mı var? Ya Allah güzel yârim ayrılık mı var? Doğru söyle sevdiğim sever misin başka kız? Güzel yârim ayrılık mı var? Ya Allah güzel yârim ayrılık mı var? Saymayan bekar kalır. Dinle o yârim ayrılık mı var? Ya Allah güzel yârim ayrılık mı var? 500'ü sayan alır. Saymayan bekar kalır. Dinle o yârim ayrılık mı var? Ya Allah güzel yârim ayrılık mı var? Slovenya'nın küçük ama çok güzel şehri olan Velenya'dayız. Gördüğünüz gibi harika bir manzara. Fakat bizim için Velenya'nın anlamı Avrupa Birliği'nin en faal şehirlerinden biri olması. Burada çok faal bir Avrupa Birliği çalışma merkezi var. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gençler bir araya geliyorlar ve ortak projeler yürütüyorlar. İşte o gençlerden ikisi Türkiye'den gelen iki gönüllü gencimiz Emre ile Gökberk. Birazdan kendileriyle buluşacağız. Hem ne yaparlar, ne ederler şöyle bir yerinde göreceğiz. Projelerine bizzat tanıklık edeceğiz. Gelmişken biraz da onların mihmandarlığında şu güzel şehri tanıyacağız. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre, Gökberk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Peki nedir günün programı, ne yapıyoruz? İsterseniz müdürümüz Marco ile tanıştıralım sizi. İsteriz. Birer kahve, çay içeriz. Onu da isteriz. Biraz tamam. Da ısınırız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz bugün? Birkaç aktivite yapmayı ve Valenya'daki birkaç yeri ziyaret etmeyi planlıyoruz. Hı-hı. Ve size Valenya'nın bazı güzel yerlerini göstermeye çalışacağız. Vallahi ikisi de canavar gibi. İşi kapmışlar bile. Evet, gençlik merkezimize katıldılar. Yaklaşık olarak bir aydır burada kalıyorlar. Bu ay daha çok onların buradaki faaliyetlerimizi tanımasına ayrıldı. Ben de tam bunu soracaktım. Yani bu inanılmaz değil mi? Bütün bu genç insanlar farklı ülkelerden gelip burada toplanıyorlar ve bu güzel ortamda, bu merkezde, yani biraz anlatır mısınız? Onları neden burada topluyorsunuz? Burada evet. Neler yapıyorlar? Amaç nedir? En temel faaliyet gençlik merkezindeki gençler için, yani buraya başka bölgelerden, başka ülkelerden gelen diğer insanları tanımak. Avrupa Birliği'nin amacı da bu zaten. Çünkü eğer sadece kendi ülkemizde kapalı kalırsak dünyanın başka yerlerinden insanları tanıma şansımız olmaz. Litvanya, İspanya, Türkiye, İtalya, onlar farklı değil. Hepsi birbiriyle aynı. Aslında hepimiz aynıyız ve sadece güzel bir yaşam arıyoruz. Arkadaşlar güzel yere gelmişsiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ben üniversitede arayış içindeydim. Bir işe girmek istemiyordum çünkü genç olduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda askere de gitmek istemiyordum. Araştırdım, bazı yapan arkadaşlarımı gördüm. Hani yurt dışına giden arkadaşlarımı gördüm. Onlardan öğrendim. Dedim ki benim yolum bu olacak. Ben hem dilimi geliştireceğim, hem kendimi geliştireceğim, hem de Avrupa'yı gezeceğim çünkü kendimi geliştirmek istiyorum. İyi ki buradayım, yani hissediyorum bazı şeylerin değiştiğini, öyle söyleyeyim. Neler değişti? Neler değişti? Kültürel açıdan
çok daha açık bir hale geldim etkileşime. Çünkü Sırp çocuklarla, Boşnak çocuklarla ya da Arnavut olan çocuklarla buluşma imkanım vardı. Onlarla buluştum, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Onların kültürünü, değerlerini öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde. En çok iletişim becerisi kazandım farklı kültürlerle. Evet, şu an için iletişim becerisi diyebilirim. Harika. Peki Emre? Şöyle söyleyeyim, ben liseden beri hep böyle farklı kültürleri arayış içerisindeydim. Yani onların kültürlerini merak ediyordum. Antalya'ya geldikleri için, ben Antalyalıyım. Tabii, Antalya'da farklı farklı insanlar görünce acaba bunların hayatları orada nasıl yaşıyorlar gibi kültürel değerlerini merak ediyordum. Ve alanım İngilizce'ye başladım. Üniversitede İngilizce edebiyatı okudum ve bitirdim. Ardından öğretmen olduk Türkiye'de. Bu en kolay yöntem oluyor. Yani Avrupa'da bir yerleri ziyaret etmek istiyorsanız böyle bir şey çok faydalı. Ardından işte bu CV hazırlama işlemlerini falan hallettikten sonra bu projeyle görüşmemizi başlattık ve buralara geldik. Tabii Avrupa Birliği dediğimiz Derya Deniz kocaman bir kuruluş ama sizin esas kapısını çaldığınız yer Erasmus Plus, Erasmus değil mi? Erasmus Plus, evet. Genel çerçeve, evet, genel çerçevenin adı Erasmus Plus. Alt çerçeve olarak da Avrupa Gönüllü Hizmeti Türkçesi. Avrupa Gönüllü Hizmeti evet. Programı. Nedir bu programın içeriği? Temelinde non-formal eğitim dedikleri, eğitimi içeren, aynı zamanda kültür etkileşimini ve insanların bir araya gelmesini, birbirini desteklemesini sağlayan bir program. Peki burada bir gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Yani bu program neleri kapsıyor? Farklı farklı etkinliklerimiz var. Biz burada asıl amacımız burada öğrencilerle vakit geçirip onları daha fazla sosyal hale getirmek. Çünkü çoğu burada izole edilmiş bir şekilde yaşıyor. Yani bunlar biraz problemli çocuklar. Öyle mi? Evet. Evet. Biz bunları topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Örneğin okulda iyi vakit geçiremiyor. Okul arkadaşlarıyla sorun yaşıyor. Daha psikolojik desteğe ihtiyaç var. Evet. Evet. Buraya gelip biraz daha ferahlıyorlar ve psikolojik olarak rahatlıyorlar. Bu açıdan yani faydalı beraber oluyorlar. Beraber aktiviteler yapıyorsunuz. Beraber gibi aktiviteler. Ben söylemeyi unuttum. Ben psikolojik danışmanım. Psikolojik destek konusunda şöyle bir workshop diyorlar. Bir çalıştay gerçekleştiriyorum. Eğer kendi aralarında çatışmazlarsa, kullandıkları eşyaları geri koyarlarsa vesaire bunun gibi şeyler. Ben onlara puan veriyorum örneğin. Puanın sonunda, belli bir puan sonunda ödül vereceğim. Mesela bu basit bir çikolata da olabilir. Biletle bilet gölünü ziyaret etmek de olabilir. Ya da burada... Evet. Çok güzel kanyonları var Slovenya'da. Onu ziyaret etmek de olabilir. Öyle mi? Ve böyle. Şöyle dedi. Good. Güzel. Good. Güzel. Evet. Ben ne diyeceğim? Ne diyorum peki? Şöyle diyebilirsiniz. Dobro. 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 Evet. Enfes bir pizza. Enfes bir pizza. Enfes bir pizza. Evet. Kolları sıvadık. Evet. Gerçekten şu sıvayalım. Kolları sıvadık. Çünkü pizza yapacağız. Bugün arkadaşlarla beraber. Çocuklarla birlikte pizza yapacağız. Buradaki arkadaşlar cooking workshop diyor. Her hafta salı ya da çarşamba günü mutlaka böyle bir etkinliğimiz oluyor ve çocuklara yemeğin dışında bazı çeşitli ödüller de veriyoruz. Puan oluyor, top oluyor, çikolata oluyor. Karar vereceğiz artık başka ne ödül olacağına. Biz de gelip pizzaları yiyoruz. Aynen, yemek kısmı bize ait olacak. Bu domates sosu değil mi? Evet. Peki başka ne var? Sadece domates mi? Jambon. Güzel. Sonra da peynir ekleyeceksin galiba değil mi? Evet. Come stai. Sen onu koymadan bir şey yapabilir miyim? Kuş kondurmazsak olmaz. Şöyle ki. Bu da ne böyle? Söyleyin bakalım. Tam destek. Tam destek. Tam destek. Evet. Bravo. En sevdiğiniz renk ne? Kırmızı. Ne gerçekten? Kırmızı mı? Sarı. Sarı mı? Evet, aynen. Hangi takımı tutuyorsunuz peki? Barcelona.
Barcelona. Peki Real Madrid. Madrid. Peki Barcelona için eller havaya. Barcelona. Dört. Real Madrid. Barcelona. Real Madrid. Galatasaray. Avrupa Birliği'nden Emre ile Gökberk'e ve onlardan da Slovenya'ya tam destek. Geldik, bizzat gördük. Gerçi geleli daha bir ay olmuş şunun şurasında ama buralı olmuşlar diyebiliriz. Ama hikaye yeni başlıyor, daha 11 ayları var. Ve tıpkı onlar gibi Erasmus Plus sayesinde benzer hikayeler sizleri de bekliyor. Belki bir gün oralarda yine buluşuruz. Haftaya Kocaeli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'ni tanıtacağız. Merkezin koordinatörü Seda Aydın yaptığı çalışmaları anlatacak. Ayrıca Avrupa Birliği'nin yeni iş insanlarını desteklediği çok uluslu projenin Kocaeli ve Slovakya'daki çalışmalarını ve Kocaeli Cezaevi'nde mahkumların cezalarını çektikten sonraki süreçte topluma uyumu için hazırlanan projeyi ekrana taşıyacağız. Hoşça kalın.